Yeniçer TV ekranına hoş geldiniz. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet'in kuruluşunun da 100. yıl dönümündeyiz. Ancak toplumda resmi bayramlara dair hiçbir heyecan göremiyoruz. Bayram tarihleriyle ilgili sorulan tek bir soru var: tatil mi? Peki resmi bayramlardan kopmamızın sebebi ne? Öte yandan Türk İş açıkladı, açlık sınırı 12.198 TL'ye, yoksulluk sınırı 39.733 TL'ye yükseldi. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Neden? Bu çok önemli iki soruyu Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker'e sormak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Toker. Hoş bulduk Emre Bey. İyi günler. İyi günler efendim. Sayın Cem Toker, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne geliyoruz. Fakat toplumda hiçbir heyecan göremiyoruz buna dair. Sizce neden? Valla bu benim de çok dikkatimi çekiyor. Hele hele ben gençtim Cumhuriyet'in 50. yıl 1973'te. Hatırlıyorum o zamanki hazırlıkların ne zaman başladığını, işte özel marşlar bestelendi, yarışmalar, organizasyonlar falan filan. Ama maalesef dediğiniz gibi şey yok, toplumda öyle bir heyecan. Ya 100. yıl bu ve Orta Doğu bedbahlarının gıpta ettiği bir devlet burası. Türkiye Cumhuriyeti, laik Türkiye Cumhuriyeti. Bunun nedenini ben ülkeyi 20 senedir Cumhuriyet'le barışık olmayan, değerleriyle barışık olmayan, Cumhuriyet'in kuruluşunu hazmedememiş zihniyetlerin ülkeyi yönetmeleri, algıyı yönetmeleri yani ve Erdoğan da bunlardan bir tanesi. İstediğini ne söylerse söylesin, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Mesela Diyanet İşleri Başkanı'nı daha geçenlerde görev süresini yeniledi. Böyle bir Diyanet İşleri Başkanı'nı bir cumhurbaşkanı göreve getiriyorsa ve orada tutuyorsa o zaman görüşlerini paylaşıyor demektir. Veya Atatürk'ün resmini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her yerde görmek istemiyorum. Yeterince var diyen bir adamı aldı, meclis başkanı yaptı. Bir veya iki dönem hatırlamıyorum. Adam zaten Cumhuriyet'in laiklik ilkesiyle de kavgalıydı. Geçenlerde yine bir arıza imam çıktı, işte Hatay'la ilgili ileri geri laflar etti. Onun avukatlığına Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından biri soyundu. Yani Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı o imamın avukatlığını yapıyorsa Cumhurbaşkanı da yapıyor demektir. Bir arıza daha çıktı işte, dedi ki keşke Yunan kazansaydı dedi. Atatürk'le muhabbeti olan cenazeme gelmesin dedi. Kimlerin gittiği belli cenazede, kimler vardı oturup araştırmak lazım. Onun için algı yönetimi ve 20 yıl çok şey, yani her bir cumhuriyetin her 5 gününden birini bu zihniyet yönetmiş ülkeyi, hele hele son 20 seneyi olması nedeniyle de evet toplumda maalesef böyle bir kopuş var. Her şeyden önemlisi Cumhuriyeti biz kurduk diyen partiden tık yok. Onlarda hani bir ben geçenlerde bir kanalda Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı mıydı neydi birisine sordum. Ne yapıyorsunuz dedim ya, 60 gün kaldı. Bugün 60 gün var şeye. 100. yıla hazırlanıyor musunuz? O dedi çok büyük faaliyetler, organizasyonlar içindeyiz falan. İyi. O zaman bana iki tanesini söyleyeyim bu büyük faaliyetlerden. Nedir bunlar dedim. Söyleyemedi. Bekleyin göreceksiniz falan. Reklamdan sonra cebine herhalde mesaj geldi. Büyük faaliyet olarak ne dedi biliyor musunuz? Tahmin edebilir miyim? Tahmin edebilir miyim? Buyurun. Kortejle birlikte Anıtkabir'e gitmek. Yok. Yok, daha büyük, çok daha büyük. Titriyeceksiniz yani heyecandan. 81 ilden gençleri otobüsle Ankara'ya getireceğiz dedi. Oo, büyük organizasyon. Partiler kongrelerine getiriyor insanları otobüsle. Yani bu, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir zihniyet. Dolayısıyla üzücü bir şey. Ama ben
Hala soruyorum. Yani 1923'te kurulan Cumhuriyet 100 yaşını gördü mü yoksa 99,5 yaşına kadar mı sürdü? Önümüzdeki yıllarda bunu da göreceğiz ama bir söz daha var. Bakın bunu hiç yabana atmayın. Yine aynı kafanın cümleleri işte 100 yıllık bir parantez açılmıştı. O kapanıyor. Bizim kutlu bir davamız var. Söylemiyorlar nedir bu kutlu davaları? Ama her şeyden önemlisi yine bir Şimdiye AKP kadar yaşananlar fragmandı demişti biri hatta, değil mi? aynen. Yani bu benzeri sözleri söyleyenler televizyonlarda boy gösteren isimler. Yani toplumda algıyı yönlendirebilen isimler. Bir tanesi de çıktı bir MKYK üyesi AKP'nin birkaç sene önce. Beğenin veya beğenmeyin yeni bir devlet kuruyoruz dedi. Allah Allah. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne ne oluyor? Onu yıkıyor musunuz? Yeni bir devlet kuruyorsunuz. Ne demek? Bunun üzerine de giden olmadı. Ama belli ki bu planlı, programlı bir yani bir kampanya gibi, bir algı yönetimi gibi. Maalesef Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti ile ve değerleriyle, hedefleriyle barışık olmayan kafaları 20 sene iktidarda tuttu. Bunun da bedeli maalesef böyle oluyor. Galiba bu süreci siz Cumhuriyet'ten zihinsel kopuş başarılıyor diye özetlediniz, değil mi? Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Hani 30 Ağustos hadi neyse okullar tatil, millet yazlığında işte şurada burada ama yani 29 Ekim'de göreceğiz. Beni en çok endişeye düşüren de bu milletin yani Erdoğan her miting meydanında tek millet, tek devlet, tek bayrak falan deyip duruyor ama ben bu tek millet nerede merak ediyorum. Yani hangi değerimiz ortak? Dini veya milli? Yani ortak bir heyecan yaşanmıyor. Kız voleybol takımı dünya şampiyonu oluyor. Ülkenin yarısı gurur duyuyor, yarısı esef duyuyor ve aleyhine yazılarla gazeteler çıkıyor. Dini bayram diyorsunuz. Ya onda bile toplumda böyle bir gerginlik oluyor. Yok şeker bayramı mı, Ramazan bayramı mı? Kurban Evet, bayramı maalesef. yok. Hayvan katliamı mıdır? Kan gölü müdür? Yoksa dini bir bayram ibadet midir? Yılbaşından tutun 10 Kasım'a, 29 Ekim'e. Yok 19 Mayıs'ta kızlara onu mu giydirdin, bunu mu giydirdin? Yani abi ortak neyimiz kaldı bizim ya? Bir Hiçbir ortak şeyi heyecan kutlayamıyoruz. yaşamıyoruz. Düşünebiliyor musun? Hiçbir şeyi Depremde bile. kutlayamıyoruz, değil mi? Efendim? Hiçbir şeyi kutlayamıyoruz. Yani hep beraber kutladığımız bir Hayır şey yok. hayır. Milli bir coşkuyla böyle kutlanan hiçbir şey yok ya. Bir ortak ben hani yıllarca yurt dışında yaşadım. Ne bileyim Almanya'yı gördüm, şeyi gördüm, Amerika'yı gördüm. Ben böyle bir şey görmedim. Biz nasıl tek millet, tek devlet, tek bayrak falan filan olacağız anlayamıyorum bir türlü. Ekonomiye dönelim mi Sayın Cem Dönelim Toker? hocam. Türk İş bugün açıkladı. Açlık sınırı 12.198 liraya, yoksulluk sınırı ise 39.733 liraya yükseldi. Asgari ücret ise 11.402 lirayla açlık sınırının altında kaldı. Sizce neden böyle oldu? Ekonomi çok kötü yönetildiği için. Yani dünyanın, bak Cumhuriyet döneminin demiyorum. Dünyanın en kötü ekonomi yönetimiyle yönetiliyoruz. Açık ve net söylüyorum. Çünkü örnek vereyim yani bu inatlaşma, ekonomi yönetimindeki inatlaşma, dini değerlerle ekonomiyi yönetme inadı, ihtişam, şatafat, israf, kendi diyor ya itibardan tasarruf olmaz diye bu kafa Türkiye'yi fakirleştirdi. Çok çok kötü bir ekonomi yönetimi. Yani gıda enflasyonunda Türkiye ilk 5'e girecek bir ülke mi arkadaş? Sahra Çölü'nün ortasındaki ülke bile böyle gıda enflasyonu yaşamıyor. Onun için çok çok kötü yönetildik. Tek adam rejimi hem içerideki cebinde parası olan adamın hem dışarıdaki yurt dışındaki yabancı yatırımcının Türkiye'nin yönetimine güvenmemesi, hukukuna güvenmemesi, yargısına güvenmemesi yani aslında iyi gidiyorduk hani 2013'e kadar falan filan ama ondan sonra iş zıvanadan çıktı. Türkiye'nin aslında ekonomik bir kriz yaşamıyoruz Emre Bey. Biz
Rejim, tek adam rejimi krizinin ekonomiye yansımalarını yaşıyor. Yani Türkiye'nin ekonomisi bozuldu. Şimdi ekonomi bozulduğu için fakirleşmedik. Biz hukuk bittiği için fakirleştik. Kuvvetler ayrımı bittiği için fakirleştik. Bağımsız yargı bittiği için fakirleştik. Her şeyi bir adamın iki dudağının arasına teslim ettiğimiz için fakirleştik. Anayasayı ihlal ettiğimiz için fakirleştik. Uluslararası anlaşmaları attığımız imzaların arkasında durmadığımız için fakirleştik. Onun için ben diyorum, yani bu Türkiye ekonomik krize girmeye çalışsa dünyada en son ülkelerden biridir ekonomisi sarsılacak. Böyle Evet. bir zengin coğrafyada olduğu için. Ama maalesef tek adam rejimi güvenli. Yani şöyle söyleyeyim size, ya çok basit. Ya ben bir yabancı olsam empati yapıyorum. Dışarıdan bakıyorum. Mehmet Şimşek de bana geldi. Ya abi işte getir 1-2 milyar dolar da yatırımı yap. Bak artık ben ekonominin başındayım. Erdoğan değil. Ona sorarım abi. Çok basit soru soracaksın. Senin Merkez Bankası başkanın son 5 senede kaç kere değişti? Ve kim değiştirdi? Bir partinin genel başkanı kendine bağladı. O değiştirdi. Ya bugün öğrendim. Çin'in Merkez Bankası Başkanı 20 senedir aynı görevdeymiş, biliyor musun? Emekli olacak oradan neredeyse. Evet, değişen adam da, çünkü yatırımcı buna bakar hocam. Bütün dünya aptal mı? Hele hele demokrasiler aptal mı? Merkez Bankası Başkanı'nı siyasetten arındırıp bağımsız kılıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? İşte Türkiye'nin düştüğü duruma düşmemek için yapıyorlar. Sen Merkez Bankası gibi bir kurumun başkanını, bütün derdi seçim kazanmak olan bir partinin genel başkanına bağlarsan o ülke bitmiş demektir. O adamın tek derdi seçim kazanmak abi. Seçim kazanmak için bas karşılıksız parayı, sür piyasaya, ver olmayan parayı zam olarak, ucuz kredi olarak, faizleri düşük tut. Talimatla böyle ekonomi yönetirsen seçimden sonra işte böyle açlık sınırı buymuş da tokluk sınırı şuymuş da et bu kadarmış da simit 25 kuruş daha ucuzmuş, bunları konuşursun. Olacak iş mi bu ya? Onun için bu kadar basit. Yine ben yabancı yatırımcı olsam ikinci bir soruyu daha sorarım abi. O da kamu ihale yasası son 20 senede kaç kere değişti? 200 kere. Ya bu ülkeye yatırım gelir mi arkadaş? Demek ki şahsa özel, kişiye özel, yandaşa özel kamu ihalesi, yani milletin parasıyla ihale veriyorsun. Yani bu veya işte şey, dünyada enflasyonla mücadele için faiz indiren tek ülke. Niye? Din öyle emrediyor da ondan. Şimdi ne oldu? Hani yüksek, Erdoğan'ın sözünü söylüyorum bak. Hani yüksek faiz vatan hainliği demekti. Vatanı satmak demekti. Ne oldu? Ne oldu? Ya Tekrar söz %25'e millet çıktı faiz. yok. Ya çıktı, daha da çıkacak. Ama seve seve, ama söve söve daha da çıkacak. IMF'ye de gidecekler. Not et, koy arşive. Zaten görüşmeler yapıyorlar ama şu görüşmeyi yapıyorlarmış. Ya sen bizim programa iyi bir program de. Yani bizi onayla. Hani kredi verme, bize standby şeyi verme veya bir paket sunup da şunu şunu